Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar size daha önce bu kesme boncuklardan çok fazla aldığımı söylemiştim arkadaşlar. Bir tane elindeki boncuklarını bitiren tuhaf eden. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra kendi kendime kesmeler yuvarlak kadar. fazla kullanılmıyor, değerlendirilmiyor. Nasıl bir yerlerde değerlendirebilirim diye ara ara size bu kesme boncuklardan modeller gösteriyorum arkadaşlar. Geçen minik minik laleler yapmıştık. Bu sefer size fular modeli göstereceğim arkadaşlar. Ve modelimiz bu şekilde. Aralarına buralara 12'şer tane boncuk koydum arkadaşlar. Özellikle bu şekilde iri yapmak istedim. Çünkü fularlar iri de daha güzel duruyor arkadaşlar bu şekilde. Eğer daha minik yapmak istiyorsanız tabii ki siz buralarına 9'ar boncuk koyabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Ankara tabii her zamanki gibi sisli, ayaz. Diğer yerlere yağan, yükseklere yağan karları biz düzlüktekileri arkadaşlar çekiyoruz. Soğunu, ayazını Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım net bir çekim olur. Havadan dolayı güzel bir çekim olur. işinize yarayacak bir çekim olur arkadaşlar. Evet fular modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar fularımızın kenarlarını sadece uç kısımlarını bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyorum. Tığ battılarımız bu şekilde irice iki zincir ama arkadaşlar şu şekilde iri iri battım İpim de kalındı ve en baştaki köşedeki tığ battıdan sık iğne ile bu şekilde sabitleyin arkadaşlar. Ben bir tane model sizler için hazırlamıştım. İlk başlarken de aynı şekilde en köşeden sık iğne ile tığ battımıza girip 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma 1 2 2 2 olarak bu şekilde şu yaptığım iki tanenin yanına arkadaşlar bir tane daha yapıp üç tane ara suyu vereceğim dört seferde çektiğim trabzanın tepesine üç tane boncuğumu akıttım arkadaşlar sık iğne ile üç boncuğu kapatıp şu şekilde sağ tarafı doğru alıyoruz trabzana bir tane sık iğne girdim tekrar arkadaşlar buraya altı tane sık iğne yapacağım İki üç dört 5 ve 6. Sıra üzerine 6 tane sık iğne ile doldurdum bu şekilde arkadaşlar. Ve hemen 7. de aynı tığ battığımın içine kapattım. Evet. Ara suyumuz bu şekilde arkadaşlar. 3 tane yeterli örnek amaçlı. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma 1 2 2 2 bu şekilde bir trabzan yaptım arkadaşlar ve 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi çektim trabzanıma kapattım bir tane boş tomurcuk yaptım buraya çiçeğimizi başlarken sabitleyeceğiz arkadaşlar 1 3 4 5 ve 6 bu da 6. sık iğnem, 7. yine yuvada yapıyorum. Bu şekilde bir tane de boş trabzan yaptık arkadaşlar. 1 2 zincir. Hemen yandaki tığ battıya bir tığ battı yapıyorum. 1 2 zincir yandaki tığ battıya tığ battı yapıyorum. Bu çiçeğimizin arkadaşlar şu mesafesi olacak ve 5 zincir çekiyorum. Bir 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim ortası serim halkası arkadaşlar orta boy şu şekilde bir serum halkasına ihtiyacımız var ve 5 zincirimin üzerine halkamı sık iğne ile tutturdum yani iki sık iğne daha yapıyorum 1 2 halkamızın içine 3 tane sık iğne yaptım arkadaşlar şimdi boncuklarımızı 12 şer 12 şer alıyoruz halkamızın hemen 3 sık iğnesinin üzerine 12 tane boncuğumu bu şekilde aldım arkadaşlar İpimi en sondaki 12 boncuktaki ipini bu şekilde sık iğne ile tutturdum bakın arkadaşlar sıkı sıkı tutturdum hemen serum halkama da bir tane sık iğne yapıyorum 12 tane boncuğumu sık iğne ile aldım. Sonra serum halkama da bir sık iğne yaptım. Yine tekrar 12 tane daha önce sizler için arkadaşlar 12-12 doladım parmağıma. 2 saat 1-2 diye saymıyor uğraşmayalım beraber diye. 12 arkadaşlar adedimiz. 11 veya 13 olmaz arkadaşlar. Eksik olmasın sayı önemli. Bu şekilde hepsini topladım sık iğne ile. Buraya Serum halkama halkamada bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Bu ikinci oldu. Tekrar bir 12 daha 5 tane 12 12 alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde akıtıyoruz. Arasını biraz uzun yapmışız galiba arkadaşlar. Bu şekilde 3. 12'yi de sık iğne ile kapattım serum halkama da kapatıyorum arkadaşlar bakın uzun uzun oluyor burayı 9 boncuk 9 boncuk da alabilirsiniz arkadaşlar sık iğne ile kapattım bir tane serum halkama da sık iğne yaptım yine bir 12 tane daha alıyoruz dördüncü 12'yi de akıttık arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum sık iğnemle şöyle sağa doğru yatırıp bir sık iğne de serum halkasına yapıyorum arkadaşlar bu şekilde tekrar 5. ve sonuncu 12 boncuğum aldım. Yine arkadaşlar getiriyorum serum halkamın en ucuna bu şekilde kapatıp sağ tarafı şöyle yatırıyorum. Evet 5 tanesini de bu şekilde kapattık. İlk başlarken serum halkamıza 3 tane sık iğne ile başladık. Yine 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bu yapmış olduğum zincir kısmına geçiyorum. 1 2 Buraya da 6 veya 7 tane arkadaşlar aldığı kadar. 3 4 5 ve 6. 6 tane oldu arkadaşlar bu şekilde ve yandaki tığ battıma da kapatıyorum bu şekilde. Bir sık iğne de oraya yapıyorum arkadaşlar. Yine 1, 2 ve 3 zincir. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Bir tane tığ battı atlıyorum. 1, 2, 2. 4 seferde bu şekilde bir trabzan yaptım. Bu trabzanımız boş olacak arkadaşlar. Üzerine 1, 2 ve 3 zincir kapattım. Yine 6 tane sık iğne trabzanıma yapıyorum. 4 5 Bu da 6. arkadaşlar. 7.yi de şu şekilde aynı tığ battının içine kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Bu da boş trabzanımız. Şimdi arkadaşlar yine 3 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Bir tane atlayıp 2. tığ battıya 1 2 3 2 2 bu şekilde bir trabzan yaptım 3 tane boncuk akıtıyorum trabzanımın tepesine şu şekilde arkadaşlar sıkı sıkı bu üç boncuğumu hemen sağa yatırıp trabzanın içine girip sık iğne ile kapattım şu şekilde üçgen bir boncuk duruşu oluyor arkadaşlar 2 3 4 5 ve alt. 6 tane sık iğnemi bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Aynı tığ battıya da 7. sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığımın başını doluyorum. Bir tane atladım. 2. tığ battıya 1, 2, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar. Bir taraftan yaptım. Şimdi üzerine 3 tane boncuğumu akıttım sıkı sıkı kapattım. Yine aynı trabzanın içine 6 tane sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 7. de aynı tığ battığının içine kapatıp bu şekilde bir boncuklu trabzanlarım oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 zincir 2 defa tığımın başını doluyorum. 1 2 2 2 4 seferde aldığım bir trabzan. 3 boncuğumu akıttım arkadaşlar. Sık iğne ile şöyle sıkı sıkı kapatıyorum. Hemen trabzanımın arasına girdim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6. sık iğnemi de bu şekilde buraya kapattım. Hemen aynı tığ battığımın içine giriyorum arkadaşlar. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bu şekilde 3 zincirli sık iğne ile ipimi sabitledim buraya arkadaşlar şu arkadaşlar evet, düz yüzünde olduğunuza emin olun dönebilir bu şekilde şimdi ilk yaptığımız boncuktan 1 2 3 4 tane sayıp 4 ile 5'in arasına arkadaşlar bu şekilde bir sık iğne yapıyorum alt kısmını ayırdım Şimdi 4 zincir çekip buralara 4 tane kirpik yapacağız. 4 zincir hemen bir tane boncuğun arasına girip kapattım. 4 zincir bir tane boncuğun arasına giriyorum kapatıyorum. 4 zincir boncuğumuzun arasına girdim kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir boncuğumuzun arasına girip şöyle ayıralım kapattım. Evet, 4 tane kirpik yaptık arkadaşlar. 4 sağda, 4 de solda kalacak şekilde. Üstte de 4 tane boncuğumuz var. Toplam 12. Şimdi tekrar ikinci boncuğa geçiyoruz ve 4 tane boncuk sayıp 4 ile 5'in arasına yine arkadaşlar şu şekilde sık iğne yaparak giriyorum. Evet. Bu boncuğun 12 tane koymanız gerek dediğim bu yüzden arkadaşlar 11 olmaz, 13 olmaz. Hesap yanlış olur. O yüzden 4 tane ayırdım oraya. 4 tane de zincir çektim. Bir tane boncuk ayırıyorum. Girdim. Kepik yaptım. 1 2 3 4 zincir. Bir tane boncuk ayırdım. 1 2 3 4 zincir. Yine bir tane boncuğumuzu aldık arkadaşlar şekilde tek tutalım daha rahat çalışırız hem görürsünüz arkadaşlar. Tekrar 4 zincir. Yine buraya da 4 tane kirpiğimizi yaptık arkadaşlar. Ve kapattım. Evet, şimdi arkadaşlar şi şey, üçüncüye geçelim. 1 2 3 4 tane boncuk aldım, kapattım. 1 2 3 4 zincir boncuğumun arasına giriyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 zincir boncuğumun arasına girdiğim kapattım 2 oldu 1 2 3 4 zincir yine boncuğumun arasına girdim kapattım tekrar arkadaşlar bir tane daha yapıyoruz 4 zincir kapattım bu şekilde Evet Üçüncü de tamam. Dördüncü için 1, 2, 3, 4 boncuk. 4 ile 5'in arasını arkadaşlar. Sık iğne yaparak geçiyorum. Yine dördüncümüzün tepesine de 4 tane kirpik yapacağız. 4 zincir. Kapattım buraya. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım bu şekilde. 4 zincir kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar kirpik olarak bu şekilde. Evet şimdi sonuncu ve 5. arkadaşlar 2 3 4 4 tane boncuk ayırdım. 4 ile 5'in arasına sık iğne yaparak geçtim. Sonuncu boncuğumuzun tepesine 4 zincir çekerek 4 tane gitk yapıyoruz yine Bir tane boncuk ayırıp kapattım. 4 zincir 1 2 3 4 zincir Evet arkadaşlar kesme boncukla da bu şekilde oluyor. Fena da olmuyor arkadaşlar görünüşü. Yine buradaki 3 zincirli tomurcuğumun içine arkadaşlar sık iğne ile giriyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. İpimi yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Ütülerken arkadaşlar arka tarafına şöyle ıslak bezle ütülerseniz böyle kalıp gibi çok hoş bir model olacaktır. Gördüğünüz gibi çok zarif oldu. Fularlara da çok böyle ışılışıl, ışıl, çok hoş duracağına eminim arkadaşlar. Çok güzel bir modelimiz oldu. Umarım bu güzellik yansıyordur. Bu havaya göre, bu puslu havaya göre arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.